Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan çok az malzeme hazırlayabileceğiniz enfes bir pasta tarifi ile geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu da kakaoyu ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan karıştırarak koyulaşıp kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir paket vanilin ekliyorum ve tekrar karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Hiç beklemeden hemen pastamızın yapımına geçmemiz gerekiyor. Yoksa kıvamı çok katılaşıyor. Ufak bir dikdörtgen borcam kullanacağım. Borcamı ıslattım, suyunu da süzdüm ve şimdi hazırlamış olduğumuz irmikli muhallebimizin üçte birini borcamın taban kısmına boşaltalım. Bir kaşık yardımıyla muhallebimizi eşit bir şekilde borcanın tabanına yayalım. Üzerine bir kat bisküvi diziyoruz. Ben sade petibör bisküvi kullandım. Dilerseniz farklı bisküvi çeşitleri de kullanabilirsiniz. Tekrar üzerine irmikli muhallebimizden dökelim. Ve bisküvilerin üzerine eşit bir şekilde tekrar yayalım. Bir kat daha bisküvi dizelim. Bu şekilde bisküviler yumuşuyor. Kesinlikle sert kalmıyor. Merak etmeyin. Bisküvileri ıslatmanıza gerek yok. Çünkü ilmikli muhallebimiz çok sıcak. O yüzden yumuşatıyor bisküvileri ve çok güzel oluyor. Kalan irmikli muhallebimizi bisküvilerin üzerine tekrar dökelim ve eşit bir şekilde yayalım. Kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Şimdi biz de üzerine sürmek için bir poşet toz krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütü iyice çırpalım ve pastamızı soğuduktan sonra üzerine. Eşit bir şekilde koyarak yayalım. Mutlaka pastanızın soğuk olması gerekiyor yoksa krem şanti eriyecektir. Krem şantiyi üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra tekrar buzdolabına kaldıracağım. Ben de üzerine son olarak koymak için Kalan bisküvilerimi Rondodan un haline gelene kadar çekeceğim Ve üzerine bolca dökeceğim Sizler dilerseniz üzerine hindistan cevizi Veya ceviz Fındık koyabilirsiniz ama Bisküvi ile yapıldığı zaman Çok güzel böyle kumlu pasta gibi oluyor Arasında da zaten Petibör bisküvi var Üzerine de koyduğunuz zaman lezzeti gerçekten şahane oluyor Sizlerde böyle Benim gibi yapabilirsiniz Bisküvileri üzerine yerleştirdikten sonra elimle böyle hafif hafif bastırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda kestiğinizde asla dökülmüyor ve pastayla bütünleşiyor. Şimdi buzdolabına kaldırıp 4-5 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Sonrasında buzdolabından çıkarıp dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Kesmiş olduğunuz her bıçaktan sonra mutlaka bıçağınızı bir peçete ile silin. Bu şekilde daha temiz dilimler elde edeceksiniz. Ben dilimlerini oldukça büyük kestim. Sizler daha küçük porsiyonlarda yapabilirsiniz tabii ki. Son olarak üzerlerini süslemek için toz yeşil fıstık kullandım. Birer tane de böyle tomurcuk gül koydum. Hafif böyle renk vermesi için. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Evet, artık bu fırınsız ve az malzemeli nefis pastamız servis için hazır. Görüntüsünü görüyorsanız inanın lezzeti de çok güzel. Çok hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen şöyle bir dilim alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Çok kısa sürede hazır olan harika bir pasta hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Kıvamını da sizlere gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.